Sigorta sektörünün en çok ziyaret edilen haber sitesi sigortahaber.com.tr. Ben çok kısaca İstanbul Sigorta Acentaları Derneği'nin şu an çok kısa bir dönemini, çünkü önemli olan bizim için bir dönem var. 2014 ve 2015 dönemi. İstanbul Sigorta Acentaları Derneği 1962'de kurulmuş 53 yıllık bir dernek şu anda, 54 yıllık bir dernek. Ama dönüp bakınca şu son 2 sene sanki biraz daha öne çıkıyor. Neden öne çıkıyor? Çok acenta sorunlarının ciddi anlamda arttığı, komisyonların acayip indirildiği, ekmek bulmakta zorlandığımız, aslında ilginç istatistiklerle de karşılaşıyoruz. İşte üretimin arttığını, poliçe adedinin arttığını ama gelirlerin aynı oranda düştüğünü, yani daha fazla çalışmışız, daha fazla emek harcamışız, daha çok para harcamışız. Yani giderlerimiz artmışken tam tersi giderlerimizin azaldığı ve birçok acentanın da çok zor durumda kaldığı bir döneme girmişiz. Bu bizi bu son iki seneyi biraz daha hassas bir noktaya getiriyor. İSAT olarak bildiğiniz üzere 2010-2013 arasında 3 yıllık dönemde çok ciddi aktiviteler, faaliyetler, paneller, seminerler, birçok sorunu ortaya koyduk. Ama şu son dönemde bir anda stratejiyi de değiştirdik. Çünkü bir şeylerin farklı gittiğini gördük. Neydi bu? 2010'da örneğin sizle yaptığımız gene bir haberde orada bir şeyleri söylemişiz. 2010'da demişiz ki şunları yapmazsak 2015'te komisyonlar düşebilir. Bunu yaparsak düşmeyecek. Şu şekilde hareket edilmesi lazım. Şurada acentalar zor duruma düşecek. Şu çeşitlilikle ilgili bunu Türkiye'yi dolaşarak da anlatmışız ama baktık anlatamadığımızı fark ettik. Çünkü bununla ilgili hiçbir çözüm önerisinin oluşturulamadığını görülmesi, hiçbir şeyin yapılmıyor olması, orada yalnız kaldığımızı görünce de aslında biraz üzüldük. Bu sefer biz bir şeyi farklılaştırmaya başladık. Örneğin acenta sorunları ile ilgili hepimizin en üst kurumları, biri Türkiye Sigorta Acentaları Federasyonu, bir diğeri de Sigorta Acentaları İcra Komitesi. Canla başla çalışıyorlar, oraya gönderiyoruz ama bir yerlerde tıkanıyorlar. Nerede tıkanıyorlar? Hazinede tıkanıyorlar. Hazine Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nde tıkanıyorlar. Hükümet kanalında tıkanıyorlar. En önemlisi kamuoyunda tıkanıyorlar, destek alamıyor. Biliyorsunuz en önemli şey, bir kararı aldırmak istiyorsanız önce kamuoyu yaratmak. Böyle bir strateji ve biz aslında bu dönem bu kararı değiştirdik ve döndük. Sigorta tanıtım ve bilinçlendirme haftası da var. Her sene Mayıs ayının son haftası. Çeşitli etkinlikler de yapılıyor. Biz 2015'in Mayıs ayında bir karar aldık. Tanıtım ve bilinçlendirme kime yapılır? Halka yapılması lazım, tüketiciye yapılması lazım, kamuoyuna, bakanlara, milletvekillere ve ulusal kanallara ağırlık vererek bu tarafta çıkma yollarını aradık ve başarılı da olduk. Gururla da söyleyebiliriz. Bugün ATV, Fox TV, Star TV, Show TV, ondan sonra TRT, TGRT Haber, TRT1, TRT Haber, hani bütün ilk 10 ulusal kanalda neredeyse her hafta yer aldık. Hem de ana haber bültenlerinde yer aldık her hafta. Bu ne demek? Bugün bir prime time dediğimiz ana haber bülteni saati de %10-15 arası reyting alan, bu kanalların tamamı bu oranda reyting alıyor kanala, habere göre. 8 milyon bir ana haberde minimum 8-10 milyon tüketiciye ulaştık. Bakın tanıtım ve bilinçlendirmenin önemine bakın. Burada neleri yaptık? Dedik ki acentalar zor durumda, komisyonları indiriliyor dedik. İşte acentalar kapanıyor dedik. Kapanan acentaların yaratacağı İstihdam problemini anlattık. İşte 5000 acenta kapanırsa ortalama 2 kişiden 10.000 kişinin işsiz kalacağını. Bugün acentaların en büyük sorunlarının komisyon indiriminden, ki bunun da en büyük kısmı trafik sigortasından geliyor bildiğiniz üzere. Trafik sigortasında bir 5 puanlık oynamanın acentalara getireceği etkiyi gördük. 2011-12'de bütün Türkiye'de 54 ile gittik. 54 ildeki 26 ilin derneğiyle ortak toplantılar yapıldı. Burada hep bunu görerek şunu söyledik. Sadece trafik sigortası satmayın. Yanına mutlaka bir ürün yapın. Portföy çeşitliliğine gidin. Çünkü trafik sigortasında 15 olan komisyonu 10'a indirildiğinde örneğin. Bir kendi acentanızın bütçesine bakın. Gelirinize %30 azalma olursa batıyor musunuz? Ayakta durabiliyor musunuz? Ya da 5'e düşerse ne yapıyorsunuzu bir hesaplayın. Özellikle Güneydoğu, Doğu, bu taraflara daha büyük mesajlar verdik.
Ve döndük, buna yönelik çalışmalar yaptık. Baktık komisyon inecek. Devlete, hazineye dedik ki müdahale et. Dedi ki ticari anlaşmadır. Sigorta şirketiyle biz acentaya müdahale edemeyiz, karışamayız. Karıştığınız yerler var. Örneğin bireysel emeklilikte. Örneğin işte birçok yerde DASK'ta şundan fazla veremezsin, bu kadar verirsin. Bugün doktor sorumluluk sigortasında bile komisyon oranına müdahale ediyorsan burada da edilmesi lazım. Olmayınca bir yerlerde hep tıkanıldığını gördük. Lobi çalışmaları yapan alternatif kanallar var. Bankaların inanılmaz bir lobisi var. Sigorta şirketlerinin inanılmaz bir lobisi var. Diğer alternatif kanalların çok güçlü lobisi var. Bizim buradaki eksikliği görüp biz bu lobiyi aslında bu televizyonlara çıkarak, halkı yanımıza çekerek ve tabii ki mutlaka sigorta ile ilgili bir konu olunca biliyoruz ki bakanlar, milletvekilleri bu aldıkları piyasadan PR'larla hani bilgileri okuyarak da karar veriyorlar konuyla ilgili. O yüzden çıktık ve trafik sigortasının sorunlarının kaynağını, nedenini anlatarak ortaya koyarak bunların da çözüm önerilerini koyduk. Nitekim de bir şeyleri başarmaya başladık. İşte ortaya koyduğumuz görüşler kamuoyunun da bakanlığın, milletvekillerini de yanımıza alarak karar verici, bizim karar verici dediğimiz üst taraftaki insanların da işte zihinlerine küçük doğumlar ekerek bunların yeşerdiğini görüyoruz. Bakıyoruz şimdi çıkan yasa taslağında işte 4 maddenin 3'ünü biz 2 sene önce zaten yazmışız. Basında 1 seneden beri devamlı gündeme getiriyoruz çözüm önerisiyle beraber. Şimdi trafik sigortasındaki zarar sona ererse sigorta şirketlerinin de bahanesi ortadan kalkacak. İşte umuyoruz, bu zaten son çaresi diye düşünüyorum şirketler açısından da. Ve bunda çok ciddi yol aldık. Hani 28 kez ana haber bültenlerine çıkmışız. Son 8 ayda 28 kez ana haber bültenlerine çıktık. Hürriyet gazetesinde yer aldık, Milliyet'te yer aldık, Cumhuriyet'te yer aldık. Hani ekonomi sayfalarında yarım sayfa şeklinde yer alarak çok ciddi, önemli bir şey yapıp acentanın ismini ön plana çıkarttığımızı, neden bir acentayla çalışılması gerektiğini, neden bu acentanın yok olmaması, var olması gerektiğini, sorunların kaynağının ne olduğunu ve bizim neler yaptığımızı ve yapabileceğimizi anlattık. Sonra bu arada da bir karar daha aldık. Esas arka taraftan gelen gençlerin, bu gençlerin yarın öbür gün sigorta şirketlerinin kadrolarına gelecek ve karar vericiler olacaklar. Ajent olacaklar, aktüer olacaklar, eksper olacaklar. Sigorta şirketinde genel müdürlüğe kadar yükselecek gençler olacaklar. Onlara esas şimdiden bir şeyleri anlatmak. Yani çok uzun vadeli, hani 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonralarını da düşünerek. Hani biz bu zorlukları yaşıyoruz, bizden sonraki çocuklarımız ya da bizden sonraki nesil de yaşamasın diye eğitime çok önem verdik ve üniversitelerle işbirliğine başladık. Bugün 106 tane üniversitede bankacılık, sigortacılık bölümü var. Yaklaşık yılda 5000 tane mezun veriliyor. Biz bu 5000 mezuna nasıl ulaşırızı yaptık ve çok önemli bir panel yaptık. Bu üniversitelerden temsilciler, öğretim görevlileri aldık. Sektörden temsilciler aldık. Hem de acenta temsilcisi, eksper, bankadan sigorta şirketlerinin insan kaynakları müdürlerini alarak 6 tane komite kurduk. Ve bu komitelerle yaptığımız çalışmalarda eğitim ve istihdamı göz önüne aldık ve müfredatlar, hani bir üniversitede sigortacılıkla ilgili nasıl bir ders okutulması lazım ve bu insanlar mezun olduğunda nasıl istihdam edilirin ortaya koyduk, inanılmaz bir kitap yaptık, YÖK'e gönderdik, sektör eğitim işbirliğini ilk o zaman başlatmış olduk ve buna devam ettik. Neye devam ettik? İşte üniversite ziyaretleri, işte sektörde kariyer olanakları, birçok üniversitede bunları anlattık. Sorunları devamlı o kadar hızlı gündeme getirdik ki ve basınla iyi ilişkilerle artık biraz da bu işi uluslararası boyuta da taşıdık. Bugün Deloitte, dünyanın en büyüklerinden, işte Lloyd's dönüp baktığımızda Ernst & Young, Price gibi bütün şirketlerin Türkiye ile ilgili araştırmalarında acenta hiç yer verilmediğini fark ederek bunlarla yazışmaya başladık. Bunların da sigorta liderleri de olduk. Ve orada da raporlarına acentayı, acentanın önemini koymaya başladık. Artık bu son nokta. Şirketleri de bir noktada burada dikkate çekmek istiyoruz. Sigorta şirketleri de hatalı kararlar verdiler. Bunu kabul edecekler ve düzeltmenin yolunu alacaklar. Yoksa son çare olarak biz dava yoluna gitmeye de hazırlandık. Şu anda İSAT olarak sigorta şirketlerine bu komisyon indirimlerini, acenta haksız kapatmalarını ve direkt satışları özellikle sonlandırmaları konusunda internetten acentayı aşarak kendilerinin indirim yaparak satış yapmaları konusunda
Ve ihtarı da göndereceğiz. Buradan da ilk ihtarımızı yapmış olalım. Bunları yerine getirilmezse bu konuda da yaklaşık 26 hukuk bürosuyla, Türkiye'nin en büyük 26 hukuk bürosuyla, ki bunların çoğu üst düzey hocalar, toplantılar yaparak, görüşler alarak haklılığımızı gördük, kanıtladık. Dava dosyamız hazır. Bunlara da geri adım atmazlarsa da dava açacağımızı da artık başka çaremiz kalmadan buradan da bunu da söylemek istiyoruz. O kadar çok şey yaptık ki bazen biz de nasıl yaptık diye şaşırıyorum ben. Teşekkür ediyorum. Sigorta sektörünün en çok ziyaret edilen haber sitesi sigortahaber.com.tr.